Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efes 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan sergi bölümünde 42 firmanın standı yer alıyor. Alanda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ve TÜBİTAK SAGE'nin de standları yer alıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen modüler müşterek mühimmat Kuzgun'un katı yakıtlı sürümü ise TÜBİTAK SAGE'nin standı yerine ANKA SİHA ile birlikte TUSAŞ standında yer alıyor. Defense Türk tarafından edinilen bilgiye göre yakın tarihlerde kayının ANKA SİHA'ya, Kuzgun SS mühimmatının ise Aksungur SİHA'ya entegre edilerek test edilmesi planlanıyor. Kuzgun KY mühimmatının testi ise bir silahlı insansız deniz aracı platformundan gerçekleştirilecek. Kayı minyatür mühimmat ailesi, kullanıcıya operasyonel gereksinimlere bağlı olarak farklı ağırlıklardaki mühimmatların, güdüm modlarının ve harp başlıklarının kullanımına imkan tanıyor. Kayı 30 kilogram ve 50 kilogram olmak üzere iki farklı sürüm bulundurmaktadır. Bozok ile bazı ortak özelliklere sahip olması da kayının geliştirilmesinde Bozok'ta edinilen birikimlerden faydalanıldığını gösteriyor. Bozok'un ağırlık açısından MAM-C ve MAM-L arasında konumlandığı gibi MAM-L ve MAM-T arasında konumlanan kayı ailesi bu noktada bir ara alternatif olacaktır. Harp başlığı konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan kayı, antipersonel, zırh delici, nüfuz edici veya termobarik harp başlıkları ile kullanılabilecektir. ANKA gelişmiş orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı, bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleri ile tüm hava keşifleri, hedef tespit, tanımlama ve istihbarat misyonlarında gece gündüz koşullarında görev yapmakta olup, otomatik iniş kalkışla dahil otonom uçuş özelliklerine sahiptir. Kuzgun modüler müşterek mühimmat, taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen, sevk ve seyrü sefer, güdüm yöntemleri ile harp başlığı açısından modüler, düşük maliyetli, çoklu kullanıma uygun, yüksek vuruş hassasiyeti ve düşük yanal hasara sahip yeni nesil 100 kilogram sınıfı ürün ailesidir. Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA kesintisiz çok rollü istihbarat gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için ANKA Aksungur İHA sistemi, gündüz, gece istihbarat gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO, IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemidir. Aksungur 25.000 fight kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren 2 adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahiptir.